Evet, şimdi burayın kızarması bittikten sonra. Şimdi program. Şimdi sıra geldi Öykü Sertel'le. Haydi bakalım. Çektiğimiz Göz Göze'ye. Merak ediyorum. Soğuk bir kadınsın biliyorsun değil mi? Ha? Öyle miyim? Soğuk bir kadınsın. Sanmam. Ya, soğuk bir nevalesin yani. Miyim? Bilmiyorum. Canlı mı çektin? Değil mi? Lütfen. Yani. Yo, yayınlayacağım da önden söyleyeyim ya. Yani, snopsun yani. Arada bizim buz kestiğimiz doğru, soğuk falan. Evet, titreme geldi. Değil, bir aslında savunma mekanizması diyelim. Belki de savunma mekanizmandır ama birbirlerinin sana bunu söylemesi lazım yani. O da hazırım. Sen misin? Hazırım. Belki benim. O sen ol Beyaz. Vay, puan. Bir puan. İşte bunun daha sertini Göz Göze de yaptık. Beyaz'la Göz Göze de hep beraber. İzleyelim diyeceğim, önce şunu söyleyeyim. Özgüvenim var ki yaptım, tebrik ediyorum. İzleyelim şimdi. Öncelikle hoş geldin. Soğuk ne var isim biliyorsun değil mi? Yani bu doğal halin mi yoksa kendini böyle daha çekici hissettiğin için mi? Yani bir tercih mi bu? Programı sunarken böyle senden şöyle bir hava alıyorum. Yani ben daha büyük yerlerde olmalıydım. Daha başka yerlerde olmalıydım. Böyle daha falan. Yani 20 senedir şu kifayetsizlikle kimlerin program sunduğunu düşününce insan düşünüyor tabii haliyle. Lafın meclisten dışarı değil mi? Yo, direkt karşıma. Kasıntısın yani. Böyle hani mütevazi olmaya çalışırken bile kasılıyorsun. Neden böylesin sen? Hiç değilse her devrin adamı değilim. Herkese mavi boncuk dağıtmıyorum. Anlamadım. Yok, bir şey yok. Hadi sor. Ne soracaksan sor da bitsin. Peki yani şimdi hani bilirsin, bazı böyle filmlerde kuvvetli roller oyuncuların üzerine yapışır. Yani oyuncu devamlı onunla anılır. Şimdi sen oyuncu olmadığın halde ama işte BBG evi mi, işte benim stilim mi, ne diyor o programlara. Neyse işte yani bu rol, yani bunlar senin üstüne yapıştı. Sen mesela memnun musun böyle bir şey olmasından, bu karakterin yapışmasından? Keşke sende de bir karakter olsa da üzerine yapışsa. Ağır olmadı mı şimdi biraz? Olsa ne olacak? Hiç. Böyle işte benim stilimi sunarken böyle herkese bir yukarıdan bakan, işte ben daha zekiyim, ben daha akıllıyım falan der gibi bir halim var. Ne? Bu ne yani bu? Senin tam tersin yani. Nasıl yani, anlamadım. Tam olarak kastettiğim şey de bu işte. Neyse, devam. Altın Kelebek ödül töreninde bana sitem ettin. Yani 20 senedir Beyaz beni programa çağırmıyor dedim. Şakaydı o, biliyorsun. Bana koydu ama. O tatlım, kıyamam. İşte böylesin biliyor musun? Yani böyle sarkastiksin, snopsun, uzaksın yani. Hani böyle birisi gelse bana bir şey söylese de lafı koysam diye bakıyorsun. Hani onu bir zekamla dövsem falan diye bakıyorsun. İşte bu yüzden çağırmadım ben seni. Yani bundan çekindim. Halbuki mesela bir sıcak gülsen, gözlerimin içine baksan, bana mesela biraz cesaret versen. Ya Öykücüğüm, işte tam ben de bundan bahsediyorum yani. Deli kız ya. Tamam hadi, ben seni çağırmadım. Sen niye gelmedin? Yani dominant olmayı seviyorsun. Keşke beni yönlendirseydin, yönlendirebilirdin yani. Her rüzgara yelken açan gemileri yönlendirmekten haz etmem. Peki programdan sonra böyle bir yemek yiyelim mi diye sorsam mesela sana. Yani sormadım da daha tabii, hani sorsam diyelim, ne cevap verirdin? Evlilik sorusunu o zaman kendiliğinden iptal ediyoruz zaten. Bana böyle şımarık kız sesiyle, aşk Tom ya seni çok özlemişim desene böyle. Ağzını yaya yaya. Neden? Bilmem, senin gibi dominant bir kadının bana bunu söylemesi. Belki de ruhumu okşayacağım, egomu tatmin edeceğim. Şimdi sana şöyle bir bakıyorum. Aslında acayip böyle zayıfsın, mesafelisin, soğuksun falan filan işte yani. Aslında tek tek bakınca hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Ama hepsini toplayınca böyle acayip etkileyici bir kadın çıkıyor. Bence acayip etkileyici bir kadınsın da yani. Neyse yani, bu sence Yaradan'ın bir mucizesi mi? Tabii ki, tabii ki. Mesela sana da tek tek bakalım. Yazarlık, oyunculuk, espri kabiliyeti, entelektüel zeka, bunların hiçbiri yok. Ama hepsi bir araya gelince talk show yapabiliyorsun. Hayat böyle bir şey işte, ibretlik hikayelerle dolu.
Bence yarışmacıları kavga etmeli ve için sen pişpikliyorsun. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir Beyazlı Göz Gözü de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ olasın. Rica ederim. Hoşçakal deseydin bari. Tamam. Niye, bunun için mi çağırdın dövmeye? Tamam, tamam. Dövmeye mi çağırdın? Hadi hoşçakalın. Bu ne ya? Güzelmiş. Döktük mü kurtlarımızı? Döktük valla. Rahatladık mı? Of. Çok ferah ferah. Bu konuştuklarımızın içinden hiç sana dışarıdan böyle şeyler duyuyor musun? Geliyor muydu? Yani biz buna böyle ben sorarken bunları aklıma gelenleri sordum. Dışarıdan böyle şeyler oluyor muydu? Tabii ki yani hiç eksiği yok, fazlası da yok. Yani aynen tam da budur. Yaptığım iş çok sınırlı bir şey. Kendimi ifade edebileceğim bir yer değil. Karakterimi çok ortaya koyabileceğim bir yer değil. Daha öncesinde de kendimi ifade ettiğim bir tarzda değildim. Daha yeni yeni istediğim gibi konuşabiliyorum, kendimi ifade ediyorum. Dolayısıyla da gördükleri kadar değerlendirmekte haklılar. O da çok hoş bir şey değil. Yani bazen baktığım zaman ben de kendimden hoşlanmadım. Evet, onlar mecburen sunduğum, yani. Sunduğum programda da biraz böyle mesafeli ve şey durman lazım yani. Mecburen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,